1980'de hiç unutmuyorum. Bir zat kendisini ziyarete gelmişti. Askeri erkandan bir zat, hakim. Müslümanları mahkemelerde koru dedi. Müslümanlara dava açma evladım. Sen hakimsin. Ceza verme Müslümanlıktan dolayı. Şöyle bir durdu, dedi ki hocam bir şartla sözünü tutarım. Bir şartla sözünü tutarım. Ne şartı? Allah rızası için bu İslam'ı Müslümanlardan kurtarın. Şaşırdım diyor. Anlayamadım, ne demek istiyorsun? İslam'ı Müslümanlardan kurtarın. Aynısını Amerikalı bir profesör bize söylemişti. Vallahi aynısını şu kardeşinize. Meşhur pop sanatçısı, sonra Müslüman olmuş Yusuf İslam, Berlin'de söylüyordu. Nasıl buldum Müslümanları deyince ağlamaya başladı Yusuf İslam. İyi ki ben sizleri görmeden Kur'an'ı gördüm. İyi ki ben Müslümanları tanımadan Allah Resulü'nün hayatını tanıdım. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bugünkü Müslümanları görseydim Hristiyanlığa razı olurdum. Ama sizi görmeden Kur'an'ı gördüğüm için Allah'a hamd ediyorum diyor. Aynısını Amerikalı profesör, Avrupa İslam Konferansı'nda tanıştığım profesör. Riyad'da kendisiyle 83'te buluşmuştuk. Televizyon ekranından dinledik bu olayları. Gazeteciler soruyor Amerikalı profesöre. Kur'an'ı incelemiş ve Müslüman olmuş. Bir de şu Müslümanların ticaretine, Müslümanların mahkemesine, Müslümanların kendi aralarındaki kardeşlik münasebetlerine, teavununa, yardımlaşmasına bakayım acaba böyle bir din bulabilir miyim diye. Gezmeden evvel Kur'an'ı ve hadis-i şerifleri okuyarak Müslüman olmuş. Sonra Müslümanlarla tanışmak, kardeşleriyle kucaklaşmak düşüncesiyle İslam alemine, petrol şeyhlerine, şımarık petrol şeyhlerine ziyarete gitmiş. 83'te bizler yattaydık. Gazeteciler soruyor, Müslümanlar hakkında görüşün nedir? Aynısını söylüyor. Şu Müslümanlardan, Müslümanlar tanışmadan evvel İslam'la müşerref kılan Allah'a hamdolsun. Şaşıyor gazeteciler. Evet diyor, sizi görseydim ben şimdi Avrupa'ya, Amerika'ya Hristiyan olarak gidecektim. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki benim karşılaştığım Müslümanlar okuduğum peygamber tarihindeki cami içindeki münafıklara benziyorlar. İtiraz ediyor gazeteciler, ne demek istiyorsun? Evet diyor, size anlatayım. Bir gün Mute Harbi olacak. Profesör anlatıyor. Mute Harbi. Sahabi-i kiram yarışıyor. Hazreti Ebu Bekir'le o devrin yarışması, güzellik yarışması cihattı. Allah'ın dinini dünyaya yaymaktı. Kiraz güzeli, erik güzeli yapılmıyordu yarışmalar. Kim ne kadar verecek? Hazreti Osman-ı Zünnureyn, ben 1/5'ini verdim diyordu. Kim Hazreti Osman-ı Zünnureyn'i geçecek merak edilirken yarışmada Hazreti Ömer'ül Faruk, ben yarısını verdim diyordu malımın. Hayretler içindeydi cemaat. Ne müthiş bir yarışmaydı. Kim Hazreti Ömer'i geçecek diye merak edilirken kıyamete kadar kimsenin cömertlikte geçemeyeceği Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık, ben malımın tamamını verdim diyordu. Ama münafıklar bir bir dışarı çıkıyorlardı. Para vermemek, cihada iştirak etmemek için. Allah'ın Resulü durun diyordu cami cemaatine. Siz nereye gidiyorsunuz? Size cihat farz değil midir? Hayır diyorlardı. Bizim evlerimizde kilit yoktur. Evlerimiz, ailemiz emin değildir. Bizim için cihat müsaadesi ver. Ve böylece münafıklar cihatsız bir Müslümanlığı istiyorlardı. Ne zaman Mute Harbi'nde elleri kolları yaralı, şehit bırakmış Müslüman ordu peygamberin başkanlığında zaferle Medine'ye dönünce, ganimet malları mescidin içinde gazilere dağıtılmak üzereydi. İşte o esnada hiç savaşmayan, ter dökmeyen münafıklar ön taraftaydı. Bize de ver ya Resulallah. Yahu siz niçin istiyorsunuz, harbe gelmediniz? Bu altın bilezikler, kumaşlar sizin hakkınız değil ki. Ne yapalım, biz cihada gelmedik ama sizin çoluk çocuğunuza su taşıdık. Sizden daha çok biz sile çektik. Çocuklara bakmak ne kadar zormuş. Keşke biz de gelseydik diyorlardı. Tam malları verirken Hucurat suresinde Allah uyarıyordu. Kâletil ârâbu âmennâ kullem tu'minu velâkin kûlu esnemnâ velemmâ yedhulul îmânu fî kulûbikum diye uyarıyordu.
Ganimet masasındakiler biz de Müslümanız, biz de müminiz, bize de ganimet ver diyorlardı. Habibim onlar mümin değildir. Onlar şimdi menfaattan dolayı İslam'a girdiler. Zaferi gördükten sonra İslam'a girdiler. Ve bu ayet beni çok düşündürür Müslümanlar. Ne sakalıma, ne sohbe, hiçbir yere güvenmiyorum. وَلَمَّا يَدْهُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي كُلُوبِكُمْ Onların kalbinde iman yoktur, aşk yoktur. Çünkü onlar cihadı terk ettiler. Bu ayetle uyarıyorlardı. Uyarılıyorlardı. Allah'ın Resulü vefat edince camideki münafıklar halife Ebu Bekir Sıddık'a geldiler. Dediler ki ey halife, tamam şimdi fırsattır. Allah'ın Resulü öldü. Bazı cebimize dokunan ayetleri kaldırıver. Ne istiyorsunuz? Biz namaz kılalım parasızdır. Parasız. Oruç da tutalım parasızdır. Hele karı da var, bir öğün kar. Hacca da gidelim 450 kilometre gider geliriz. Ama şu zekat ayetleri var ya, şu malla cihat ayetleri var ya, işte bunları bizden muaf tut. O zaman hiç hiddetlenmeyen devletin başkanı Hazreti Ebu Bekir Sıddık kürsüye geliyordu. Ve diyordu ki, nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki, zekat vermeyenler dinden çıkmıştır. Sizleri öldürürüz. Buyurun. Sizleri öldürürüz. İtirazlar camide yükseliyordu. İtirazlar camiden yükseliyordu. Diyorlardı ki, ya Ebu Bekir, ya Emir el Müminin, biz kelime-i şehadet getiriyoruz, bizi öldüremezsin. Biz namaz kılıyoruz, bizi öldüremezsin. Biz oruç tutuyoruz, bizi öldüremezsin. Meşhur hutbesini hocalarım bilir. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki, namaz da kılsanız, oruç da tutsanız, zekat ayetlerini inkar ettiniz. Kur'an'ın bir ayetini inkarla tamamını inkar arasında fark yok. Siz iman etmedikçe kafir oldunuz. Namaz kılan kafirler oldunuz. Oruç tutan kafirler oldunuz. Sizle harp etmek ümmetin başkanı üzerine farzdır. Eve gidince siyer kitaplarını okuyunuz. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın mürtetlerle savaş bölümünü okuyunuz. Mürtetlerle savaş Türkçesi nedir? Dinden dönenlerle savaş bölümünü okuyunuz. Bu dinden dönenler namaz kılıyordu. Bu dinden dönenler tesbih çekiyordu. Bu dinden dönenler oruç tutuyordu ama Allah'ın malla infak ayetlerini kabul etmedikleri için Hazreti Ebu Bekir siz dinden döndünüz diyor ve onlarla harp ediyordu. İşte profesör diyor ki asr-ı saadetin Müslümanları içerisindeki münafıklara benzetiyorum petroşeklerini. Bu zat da Hoca Efendi'ye onu söylemişti. Sen önce İslam'ı Müslümanlardan kurtar, mahkeme önünde size ben ceza vermeyeyim. Şaşırdım dedi hocamız. Ne demek istiyorsun? Yarın dedi mahkemeye gel. Seni şikayete şikayet dilekçesi veren zatın ismini sana göstereceğim. Seni şikayete gelen meyhanedeki insan değildir. Kumarhanedeki insan değildir. Zaten sizin vaazlarınızı dinlemiyor. Hoca Efendi sizi şikayete gelen caminin ön safında deve sevabı var diye o safı kimseye vermeyen Müslümanlar olduğunu dilekçelerinizi gösterdiğimde anlayacaksınız. Allah rızası için İslam'ı Müslümanlardan kurtarın diyor. Meğer albay İslam'ı çok iyi anlamış. Bir ayeti bize hatırlatıyordu. Ya eyyüellezine amenu duhulu fissilmi kâfe. Ey iman edenler yeniden İslam'a giriniz. Yeniden İslam'a giriniz. Yani önce Müslümanların tutsak ettiği, esir ettiği Kur'an'ı Müslümanların elinden alınız. Caminin dışına çıkartmadığı Kur'an'ı Müslümanların elinden alınız. Televizyon ekranına çıkartmadığı Kur'an'ı Müslümanların elinden alınız. 7. 40. 50. gecede hapsettikleri Kur'an'ı Müslümanların elinden alınız. Sokağa, çarşıya, pazara, mahkemeye, meclise göndermedikleri, bir türlü göndermedikleri, evlerinde mahkum ettikleri Kur'an'ı Müslümanların elinden alınız. Bunu diyen Allah'tır. Ey iman edenler yeniden İslam'a giriniz. Topyekün İslam'a giriniz. Allah Müslüman'a niçin İslam'a gir diyor. Niçin diyor, bu ayetin manayı mefhumu nedir? Ey Müslümanlar, babanızdan kalan İslam'ı bırakın. Babanızdan çevreden gördüğünüz İslam'ı bırakın. 7. 40. gece olarak zannettiğiniz İslam'ı bırakın. Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına, ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
ölüler dini değil bu dini hayat diye Akif'in söylediği ölüler dini olmaktan Kur'an'ı ve İslam'ı kurtarmak için önce çevreden gördüğünüz İslam'ı terk edin. Allah'ın anlattığı İslam'a giriniz. Kur'an'ın duyurduğu İslam'a giriniz. İşte aile toplumunun, aile temelinin sağlam olmasının şartı aile fertlerinin bugünden itibaren ne zaman duyduysa yeniden İslam'a girmesine bağlıdır. Taklidi Müslümanlığı bırakıp tahkiki Müslümanlığa, kendisi okumak suretiyle Müslümanlığa girmesine bağlıdır. Biz size ne kadar vaaz-ı nasihat etsek, ne kadar ey Müslümanlar çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden korunuz diye konuşsak, asla çoluk çocuğunuzu saygılı yapamayız. Televizyon ekranı elimizde olmadıkça, onun için diyoruz ki aile temelinin sağlam olmasının tek yolu, İktidar gücünün Müslümanların idaresi altına girmesine bağlıdır. Allah Resulü böyle emretmiştir, böyle olmalıdır. Çünkü ne buyuruyor? Fela tufarikul kitab. Eğer siz dinle devletin ayrıldığı dönemde innel kitabe ve sultanese yefterikan, dinle devletin, Kur'an'la devletin ayrıldığı dönemde bulunuyorsanız size peygamberiniz olarak tavsiyem fela tufarikul kitab, Kur'an'ın yanından ayrılmayınız. Maaştan olacağız, dünyalıktan olacağız diye sakın ha dünyalığın, iktidarın yanında değil, kitabı mukaddesin, Kur'an'ın yanında nöbet tutunuz. Onun yeniden ülkenize hakim kılması için nöbete geçiniz. Hocam yaptırmazlar, ettirmezler. Bu söyledikleriniz olur mu? Ne demek? Ne demek olur mu? Siz 60 sene evvel yaşasaydınız, size deseylerdi ki bu ülkede Kur'an kalkacak, bu ülkede ümmetin halifesi kaldırılacak, bu ülkede ümmetin başı koparılacak, ne derlerdi, ne derdiniz böyle bir zata? Sen aydan mı geldin efendim? Bu ülkede 1000 yıl uğrunda 55 milyon şehidi vererek koruduğumuz Kur'an nizamı nasıl kalkar demez miydik? Kolay, zorunu başardılar. Ehli küffar, ehli siyonizm, dünya Yahudisi zor olanı başardı. Ümmetin başını kopardı. Kur'an'ı mahkemelerden, hayattan, sokaktan, kışladan eve, camiye mahkum etti. Zorunu ehli küffar başardı da kalbinde hala Kur'an sevgisi bulunan, Muhammed aşkı bulunan, İslam bulunan bir toplumun yeniden İslam'ı getirmesi, bu kolay olanı başarması niçin zor olabiliyor?